Evet arkadaşlar, kuşlar sınıfıyla devam ediyoruz. Kuşların kalpleri 4 odacıklıdır. Vücutta kirlenen kan kalbin sağ kulakçığına, solunum organında temizlenen kan ise sol kulakçığa doluyor. Kalplerinin karıncıkları da iki bölmeye ayrıldığı için şekilde de gördüğümüz gibi kirli ve temiz kan birbirine karışmıyor. Bu bize nasıl bir ipucu verecek? Değerli arkadaşlar, şurada aort atar damarımız var. Aort atar damarı sol karıncaya bağlı ve sol karıncığımızda ise temiz kan bulunuyor. Temiz kanı alacak ve bunu vücuda dağıtacak. Dolayısıyla bu canlıların vücutlarında temiz kan dolaşmış olacak. Peki vücutlarında temiz kanın dolaşması bize nasıl bir ipucu verecek? Vücudunda temiz kan dolaşan canlılar sabit vücut ısılı canlılar. Sabit vücut ısılı. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Vücut ısıları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmez. Yani öyle kış uykusu bunlarda görülmez. Şimdi derilerini inceliyoruz. Kuşların derilerinde vücut yüzeyini örten tüylerin olduğu görülüyor. Bacaklarını incelediğimiz zaman yine sürüngenlerde olduğu gibi pulların olduğunu görüyoruz. Tabii bu iki yapı, ha bir de boşaltım ürününü söyleyelim. Boşaltım ürünü ürik asit. İşte bu üç yapı bize yine bir ipucu verecek. Derilerinde tüylerin olması, bacaklarında yine bu şekilde pulların olması, boşaltım ürünü ürik asit olması bu canlılarda su kaybını engelleyen adaptasyon olarak karşımıza çıkacak. Su kaybını engelleyen adaptasyondur. Evet, solunum organları ne arkadaşlar? Bunlar da bizim gibi atmosferdeki serbest oksijeni aldıklarından dolayı akciğer solunumunu yapacaklar. Ancak derilerinde tüylerin olması münasebetiyle deri solunumu bunlarda görülmüyor. Arkadaşlar, kuşların akciğerlerinde akciğere bağlı olarak hava keseleri bulunuyor. Bu hava keseleri kuşların uçmalarını sağlayan önemli bir adaptasyondur. Hatta bu hava keseleri uzun kemiklerin içine kadar uzanmakta ve böylece hayvanın vücudu hafif tutulmaktadır. Değerli arkadaşlar, akciğerlere bağlı hava keseleri var dedik. Ama acaba diyafram var mı? Biliyorsunuz memeli hayvanlarda kaslı bir diyafram var. Birçok kaynak kitapta şöyle yazar. Diyafram bulunuyor ve zarsıdır diye yazar. Ancak bu bilgi doğru bir bilgi değil. Kuşlarda diyafram yoktur. Ne kaslı ne de zarsı. Peki alveol var mı akciğerlerinde? Alveol de yok. O memeli hayvanlarda bulunan bir özellik. Değerli arkadaşlar, bu canlılar karasal canlılar olduğu için döllenmeyi vücut içine çekiyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu canlılarda yine çiftleşme olayının olduğunu gösteriyor. Peki gelişme, yumurta dışarı bırakıldığı için embriyo dışarıda gelişiyor. Yumurta dışarı bırakıldığı için tüm yumurta örtülerine sahipler. Yani en dışta yumurta kabuğu bulunuyor. Kalsiyum karbonat yapılı. Onun hemen altında gaz alışverişinde görev alan koryon zarı bulunuyor. Embriyonun etrafını çeviren ve içinde bir sıvının olduğu amniyon zarı var. Embriyoya hareket serbestliği tanıyor. Aynı zamanda dış etkilerden, mekanik etkilerden, sarsıntılardan koruyor. Şurada arkadaşlar atıklarını dışarı atamayacağı için depolayabileceği bir kese, yani allantois. Aynı zamanda bu soluk alışverişinde koruyuna da yardımcı olacak. Ve yine embriyonun dış ortamla bağlantısı kesik olduğu için beslenme problemi olmasın diye ona vitellus konulmuş. Yani embriyo için bir besi doku olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta var. O da ne? Gerek sürüngenlerde, gerekse de kuşlarda yumurtalarında vitellus ve allantois oldukça gelişmiştir. Yani en iyi bu canlılarda gelişmiştir. Değerli arkadaşlar, peki bu canlılarda yavru bakımı var mı? Giderek yumurta sayısının azaldığını düşündüğümüz zaman omurgalı hayvanlarda yavru bakımı belirgin bir şekilde bu canlılarda görülüyor ve dolayısıyla prolaktin salgısı görülüyor. Yani analık içgüdüsü oluşturuluyor. Bu canlılarda terleme olayı var mı? Hayır, mevcut değil. Ter bezleri bulunmuyor. Tükürük bezleri yine bulunmuyor. Yine dişleri yok. Dişlerin görevini kim yapacak bu canlılarda? Gaga ve taşlık. Evet.
Peki kuşların uçmalarını kolaylaştıran adaptasyonlar ne? Akciğerlere bağlı hava keseleri var. Bu hava keseleri sayesinde vücudun hafif tutulması sağlanıyor. Vücutlarına bol miktarda yağ depoluyorlar. Uzun kemiklerin içi boş ve bu kemiklerin içine doğru uzanan hava keseleri bulunuyor. Ve böylece yine vücut hafifleştirilmeye çalışılıyor. Gövde omurları kaynaşmış. Böylece rahatlıkla gökyüzünde uçabiliyorlar. Diş, tüklük bezi, ter bezleri gibi yapılar mevcut değil. Ha diyeceksiniz ki diş, tüklük bezi ve ter bezleri uçmayla ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Ama bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir ağırlık teşkil ediyor. Böylece bunları hayvan vücudunun atmış olarak, daha doğrusu bulundurmayarak vücudunu daha hafif hale getiriyor. Yine uçmalarını kolaylaştıran özelliklerden biri de tüylerdir arkadaşlar.